arkadaşlar bu sonları biliyoruz artık. Onlar yıllık devirli rüzgarlardı. Şimdi günlük devirli rüzgarlarımız nelerdir? Onlara bir bakacağız. Günlük devirli rüzgarlar deyince aklımıza hemen Meltem rüzgarları gelecek. Meltem rüzgarlarında yerin eksen hareketi. Eksen hareketi neydi? Günlük hareket. Yani Meltemleri günlük hareket, eksen hareketi oluşturuyor. Günlük sıcaklık, bak yine gün ifadesi var. Günlük sıcaklık ve basınç farklarından doğan rüzgarlardır. Gün içerisinde yön değiştiren rüzgarlardır. Dar alanlarda etkili olurlar. Kısa süreli ve hafif rüzgarlardır. Yani musonların aksine daha dar etki alanları, daha az olan rüzgar türlerine biz ne diyoruz? İkinci devirli rüzgarımız olan meltemler diyoruz. Hemen bunları da kıyı meltemleri diye ikiye ayırabiliriz ya da kara meltemleri diye. Şimdi kara ve deniz meltemlerini bir göz atalım. Kara ve denizlerin farklı ısınış özelliğinden kaynaklanacak. Ama unutmayalım, musonlardaki gibi yıllık değil. Aksine günlük hareket ifadesiyle yola çıkacağız. Meltemlerde bunu lütfen ama lütfen unutmayalım. Şimdi burada deniz ve kara alanları verilmiş. Şöyle desek hemen bakıyoruz. Gündüz. Gündüz kara mı daha sıcak, deniz mi daha sıcak? Elbette kara sıcak ve termik alçak basınç alanı haline geçti. Gece ise tam tersi. Denizimiz bu sefer ne olacak? Daha sıcak, termik alçak basınç olacak. Karamız daha soğuk, termik yüksek basınç alanı olacak. Yine rüzgarlarda esiş yönümüz neydi arkadaşlar? Evet, burada alçak, burada yüksek basıncımız var. Her zaman yüksekten alçağa doğru esiyor. İşte biz buna ne diyoruz? Deniz meltemi. Yani çıktığı yerin adını alıyor, deniz meltemi. Gece ise tam tersi, karadan denize doğru bir hareket var. Biz buna ne diyoruz? Kara meltemi. Önemli bir notumuz var. Bu detay olarak da karşınıza sorularda sıkça çıkacak. Onu da unutmayalım. Deniz meltemleri öğleden sonra şiddetlenir. Akşama doğru ise dururlar. Kara meltemleri ise sabaha karşı şiddetlenir. Güneş doğduktan kısa bir süre sonra dururlar bu rüzgarlar. Türkiye'de meltemler Akdeniz ve Ege kıyılarında yaz mevsiminde etkili olurlar. Yağış bırakmayan, serinletici etkide bulunan rüzgarlardır kıyı meltemlerimiz. Hemen yine arkasından dağ ve vadi meltemi olarak ayırdığımız sisteme bir bakalım. Şimdi bakın burada dağ alanını verdik biz. Gündüz dağların kuytuda kalan vadi alanları yüksek basınç, üst kısımlar ise alçak basınç. O zaman hava hareketi nereden? Yine yüksek basınçtan alçak basınca doğru olacak. Ve bu nedenle burada çıkış yeri vadi olduğu için vadi meltemi adını alacak. Yani burada belirttiğimiz üzere. Gece ise tam tersi, dağlar yani yüksek alanlar yüksek basınç, alçak alanlar alçak basınç. Hava hareketi buradan aşağı doğru olacağı için ne diyoruz biz de buna? Dağ meltemi, yani gündüzün ve gecenin birbirinden farklı uzanışını gösteriyorum. Önemli bir detay notumuz var. Vadi meltemleri öğleden sonra şiddetleniyor, akşama doğru duruyor. Dağ meltemleri ise sabaha karşı şiddetlenip güneş doğduktan kısa bir süre sonra duruyorlar, unutmayalım. Dağ ve vadi meltemlerinin oluşması için yer şekillerinin engebeli olması aslında önemli bir şartımız. Eski kara parçaları düzleştikleri için bu bölgelerde bu meltemleri çok daha az görüyoruz. Demek ki yüksek ve engebeli alanlarda bu meltemlerin oluşma ihtimali çok daha fazla arkadaşlar.